Değerli arkadaşlar merhaba, ben Metin Candaş. Elektrik makinaları dersinin manyetik malzemeler ve manyetik devreler başlığını taşıyan birinci ünitesinde sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 10 dakikalık süre içerisinde sizlere bu üniteyi özetlemeye çalışacağım. Öncelikle bu ünitenin amaçlarını size hatırlatmak istiyorum. Bu üniteyi tamamladıktan sonra manyetik malzemelerin çeşitlerini sıralayabilecek, manyetik malzemelerin davranışını tanımlayabilecek, manyetik malzemelerin mıknatıslanma karakteristiklerini açıklayabilecek, doğrusal manyetik devrelerin çözümünü yapabilecek, sabit mıknatıslı devrelerin çözümünü yorumlayabilecek bilgi ve becerileri sahip olmanız hedeflenmektedir. Ünitenin bazı anahtar kavramları manyetik malzemeler, mıknatıslanma karakteristikleri, nüve, manyetomotor kuvvet, ferromanyetik malzemeler, pH karakteristiği olarak telaffuz edilebilir. Manyetik alanlar ve bu alanlarla ilgili kanunlar ve kavramlar elektrik makinalarının çalışma prensiplerinin temelini oluşturur. İki temel kanundan birincisi Biot-Savart kanunu, ikincisi ise Amper kanunudur. Elektromekanik enerji dönüşümü yapan bütün elektrik makinalarının ve transformatörlerin çalışma prensipleri bu iki kanun ve diğer elektromanyetik kanunlar ile kolayca açıklanır. Bilindiği gibi elektromekanik enerji dönüşümü yapan bütün döner elektrik makinaları motor veya jeneratör olarak çalıştırılabilirler. Elektrik motoru elektriksel enerjiyi mekanik enerjisine, jeneratör ise mekanik enerjiyi elektriksel enerjiye dönüştürür. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere bir elektrik makinesi, bir mekaniksel, diğer elektriksel olmak üzere iki farklı ortamı birbirine bağlar. Manyetik alan bu iki farklı ortamı birbirine bağlamada önemli rol oynar ve ortak ortam olarak nitelendirilir. Elektrik makineleri için gerekli manyetik alan oluşturduğumuz devreye manyetik devre ismini veririz. En basit temel manyetik devre, manyetik alana ait kuvvet çizgilerini taşıyan ve ferromanyetik bir malzemeden imal edilen nüve ile manyetik alan kaynağı olan sargıdan meydana gelir. Akım taşıyan bir iletken kendi etrafında manyetik alan meydana getirir. Ortaya çıkan bu manyetik alan, İletkendeki serbest elektrik yüklerinin yani elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Manyetik alana ait kuvvet çizgilerinin yönü sağ el kuralı ile belirlenir. Şekilde görüldüğü gibi akım taşıyan iletkeni baş parmağımız akım yönünü gösterecek şekilde sağ elimiz ile kavradığımızda dört parmağımızın yönü kuvvet çizgilerinin yönünü gösterir ve manyetik akı yoğunluğunu göstermektedir. İletkendeki serbest yüklerin hareketini atomik ortamda düşünürsek, atomda çekirdek etrafında hareket eden elektronların da kendi etraflarında bir manyetik alan oluşturacağını söyleyebiliriz. O halde bir atomu bir mıknatıs gibi düşünebiliriz. Eğer bir malzeme harici bir manyetik alana maruz kalırsa, malzemedeki manyetik parçacıklar aynı yöne doğru yönlendirilirler. Malzeme üzerinde gözlenebilir bir manyetik alanın oluştuğu görülür. Bu durumda malzeme mıknatıslanmış ve manyetik özellik kazanmıştır. Malzemeye uygulanan manyetik alan şiddetine karşılık malzeme içerisinde manyetik akı yoğunluğu değeri elde edilir. Oluşan manyetik akı yoğunluğunun genliğini malzemenin manyetik geçirgenlik değeri ile mıknatıslanma ölçütü olarak tanımlayabileceğimiz manyetik alınganlık değeri belirler. Uygulanan manyetik alan şiddetine karşılık elde edilen manyetik akı yoğunluğu değerini B eşittir mü çarpı H şeklinde yazabiliriz. B manyetik akı yoğunluğu, mü manyetik geçirgenlik, H manyetik alan şiddetidir. Bir malzemenin manyetik geçirgenlik değeri, manyetik alınganlık ve boşluğun manyetik geçirgenlik değeri ile şu şekilde ifade edilebilir. Μ eşittir μ0 çarpı 1 artı x mi? Eşitlikte μ0 değeri boşluğun yaklaşık olarak da havanın manyetik geçirgenliğini, x mi ise boyutsuz olarak manyetik alınganlık değerini gösterir. Malzemelere ait göreceli manyetik geçirgenlik değeri ise manyetik geçirgenlik değerinin boşluğun geçirgenlik değerine oranı olarak tanımlanır ve şu şekilde ifade edilir. Manyetik
Malzemelerin göreceli manyetik geçirgenlik ve manyetik alınganlık değerlerine göre diamanyetik, paramanyetik ve ferromanyetik olarak 3 sınıfa ayrılması mümkündür. Diamanyetik malzemeler, uygulanan kuvvetli bir manyetik alan şiddetine karşılık çok zayıf ve negatif değerlikli manyetik alınganlık değeri gösterirler. Altın, gümüş, bakır, civa ve bizmut gibi pek çok element diamanyetiktir. Paramanyetik malzemeler, manyetik alan tarafından zayıfça çekilirler ve küçük miktarda pozitif değerli manyetik alınganlık gösterirler. Alüminyum, uranyum, platinyum ve magnezyum sayılabilir. Ferromanyetik malzemeler, isminden anlaşılacağı üzere ağırlıklı olarak demir veya demir özlü malzemeler olarak bilinmesine karşılık, nikel ve kobalt gibi malzemeler de ferromanyetik malzemelerdir. Kendi aralarında yumuşak ve sert olarak da sınıflandırılırlar. Demir gibi yumuşak malzemeleri mıknatıslamak kolay iken nikel ve kobalt gibi malzemeler zor mıknatıslanırlar. Ancak tersine demir kalıcı manyetikliğini yitirme eğilimindeyken diğerleri manyetikliklerini koruma eğilimindedirler. Ferromanyetik malzemelerin mıknatıslanma karakteristiklerinden kısaca bahsedersek BH karakteristiği olarak adlandırılan bu karakteristikler, kısaltılmış adından da anlaşılacağı üzere malzemede elde edilen B manyetik akı yoğunluğu değerinin uygulanan manyetik alan şiddeti değeri H ile değişimini gösterir. Şekle baktığımızda kabaca iki bölgenin tanımlandığını görürüz. Doğrusal bölgede B değerinin uygulanan H değeriyle doğrusal değiştiği, doyma bölgesinde ise bu doğrusallığın ortadan kalktığı görülür. Doyma bölgesinde malzemeye uyguladığımız H değerlerinin artışına karşılık B değerlerinin doğru orantı ile artmaması malzemenin doyduğu anlamını taşır. Sonuç olarak ferromanyetik malzemelerin mıknatıslanma karakteristikleri doğrusal olmayan davranış sergiler. En basit manyetik devre, kapalı devre oluşturan ve ferromanyetik malzemeden imal edilen bir nüve ile bu nüve üzerine sarılmış en sarımlı I akımı taşıyan bir sargıdan oluşur. Sargının sarıldığı yere bacak, bu bacakları birleştiren kısımlara ise boyunduruk adı verilir. Nüvenin fi akısının akış yönündeki dik kesiti A ile fi akısının nüve içerisinde kat ettiği ortalama yol ise L ile gösterilmiştir. N çarpı I değeri manyetik devreye uygulanan manyetomotor kuvvet değeri olarak tanımlanır. Sargı akım taşımaya başladığı andan itibaren devreye bu manyetomotor kuvvet değerini uygular ve devreden bir fi akısı akmaya başlar. Manyetomotor kuvvet elektrik devrelerindeki gerilim kaynağımızın elektromotor kuvvet değerini fi akısı da akıma karşılık gelir. Bir elektrik devresinde akım nasıl bir direnç ile karşılaşıyorsa manyetik devrelerde de fi akısı bir manyetik direnç ile karşılaşır. Bu karşılaştırmalarla manyetik bir devrenin bir elektrik devresine benzetilmesi mümkündür. Manyetik devrelerin bir elektrik devresine benzetilmesi bize elektrik devrelerinde geçerli olan kanun ve teoremlerin manyetik devrelere de uygulanabileceğini gösterir. Mesela Ohm kanunu manyetik devremize uygularsak şu eşitlikleri elde ederiz. Manyetomotor kuvvet eşittir N çarpı I eşittir H çarpı L eşittir Fi çarpı R. Burada Fi manyetik akı değerini, R manyetik direnci, diğer adıyla relüktansı gösterir. Bir nüveye ait relüktans değeri ise R eşittir L bölü mü çarpı A şeklinde hesaplanır. Elektriksel bir büyüklüğe karşılık gelen manyetik büyüklüğü tablodaki gibi gösterebiliriz. Benzeşim tekniğini kullanarak bir manyetik devrenin eşdeğer devresini elde ederek çözümü kolaylaştırabiliriz. Endüktör, manyetik alanda enerji depo eden eleman olarak tanımlanır. Solenoid ve toroid özel endüktör yapılarıdır. Şekilde bir solenoidin etrafında meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgileri görülmektedir.
Sargılardan geçen akım dört parmak ile gösterilecek şekilde sağ el ile bobin kavrandığında baş parmak kuvvet çizgilerinin yönünü gösterir. Solenoidin kesit alanı A, sarım sayısı N, boyu L ise nüvenin hava olduğunu kabul ederek solenoidde oluşan manyetik akı yoğunluğu değerini I akım değeri için şu şekilde elde edebiliriz. B eşittir mü sıfır çarpı N çarpı I bölü L. Toroid için L akının ortalama yolu R yarıçapı olursa bu durumda toroidde elde edilen manyetik akı yoğunluğu değeri B eşittir mü sıfır çarpı N çarpı I bölü 2 pi R olur. Elde edilen manyetik akı yoğunluğuna ait akı değeri bu yapıları sarım sayısı N kere halkalayacaktır. Bu tanımla bobinler için akı halkası olarak tanımlayacağımız yeni bir kavram elde ederiz. Akı halkası değerini şu şekilde yazabiliriz. Lambda eşittir N çarpı Fi. Akı halkası değerinin birimi Weber sarım olur. Endüktörün endüktansı birimi Henry olmak üzere akı halkası değerinin taşıdığı akıma oranıdır. Endüktans eşittir lambda bölü I eşittir N çarpı Fi bölü I. Silindirik yapıdaki solenoidin dik kesit alanının A olduğunu kabul edelim. Solenoid için akı halkası şu şekilde yazılır. Endüktans eşittir lambda bölü I eşittir mü sıfır çarpı N kare çarpı A bölü L. Benzer yollar izlenerek toroidin endüktans değeri de elde edilir. Toroidin halkasını oluşturan silindirin yarıçapı D olduğuna göre kesit alanı A eşittir pi çarpı D kare olacaktır. Burada endüktans L eşittir mü sıfır çarpı N kare bölü 2 pi R çarpı pi çarpı D kare eşittir mü sıfır çarpı N kare çarpı D kare bölü 2 R olacaktır. Sonuç olarak her elektrik makinesinin ve elektromekanik enerji dönüşümü yapan bütün cihazların bir eşdeğer manyetik devresi ortaya konulabilir. Bu devreler elektrik makinesinin tasarımında, analizinde ve iyileştirilmesinde elektrik makineleri uzmanlarına büyük kolaylıklar sağlar. Günümüzde sonlu farklar, sonlu elemanlar, sınır elemanları gibi sayısal yöntemlerin temeli de bu manyetik devrelerin çözümüne dayanır. Elektrik makineleri dersinin bir numaralı ünitesini sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar, bu özet temel öğrenme kaynağı değildir. Başarılı olmak için ders kitaplarını okumanız, televizyon programlarını izlemeniz ve Anadolu E-Kampüs sistemindeki diğer öğrenme malzemelerinden ve olanaklarından yararlanmanız gerekmektedir. İkinci ünite özetinde görüşmek üzere. İyi günler.